Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda üretim mühendisi bir konuğumuz var. Kendisi otomotiv sektöründe hizmet veriyor. Hem otomotiv sektörünü hem kariyer geçmişini konuşacağız. Konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Programımıza başlayalım. Eylül Küçük bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hem yaptıklarınızı hem otomotiv sektöründen biraz konuşacağız. Ama ondan önce nasıl başladınız bu mesleğe, neler yapıyorsunuz onları dinleyelim sizden, sonra sorularımıza geçelim. Aslında ilk önce şundan bahsedeyim. Ben 26 yaşındayım. Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği mezunuyum. 2021 mezunuyum. Aslında otomotiv sektörü benim için çok radikal bir karardı. Ben daha öncesinde hızlandırıcı teknolojileriyle ilgileniyordum ve bunun üzerine zaten stajımı yaptım, tezimi yazdım. Daha sonrasında CERN için proje yapan bir hocayla yolumuz denk geldi. Beraber kozmik miyon dedektörü yaptık 3 ay boyunca. Daha sonrasında İstanbul'a gelme kararı aldım Ankara'dan. Ve burada elektrooptik sistemler üzerine çalışan bir şirkette göz cihazları satıyorlardı. İşte teknik şartnamelerini hazırlama, işte yurt dışı müşterileriyle işte problem çözme, sorun çözme gibi bir işte buldum kendimi. Çok ait hissedemedim. Çünkü benim için başarı istikrardan geçiyor, ait hissetmekten geçiyor. O yüzden tam o noktada radikal bir karar aldım ve iş ilanını gördüm Dörtler Otomotiv'in. Kalite ve güvence mühendisi arıyorlardı. Neden olmasın dedim. Hani sonra başvurduğum gün beni geri çağırdılar. Hemen gelin görüşelim dediler. Görüştük ve bir iki gün sonrasında zaten işe alınmıştım. Zaten iş görüşmesinde de çok açık ve net, yani bu konu hakkında bakın hiçbir bilgim yok, sıfırdan başlamak üzere geldim diye söylediğimde de aslında negatif bir karşılık yerine pozitif bir karşılık aldım. Ve beni yetiştirmek üzerine aldılar. Beni Sayın Gökhan Çilingir, sevgili müdürüm, 9 aydan beri her gün bana yeni bir şeyler katarak, yeni vizyonlar, yeni perspektifler katarak geliştirmeye devam etti. Şu anda da üretim mühendisi yapıyorum şirketimizde. Biz fren parçaları üretiyoruz genel olarak. Biraz da kaliteye doğru ilerleyen bir şu anda kariyerim var diyebilirim. Harika. Başarılar dilerim. Sağ olun. Peki şimdi fizik mühendisiniz ama üretim mühendisi olarak devam ediyorsunuz. Evet. Fizik mühendislerinin çok yeri yok mu ülkemizde? Ya ben bu soruyu hep hem ailemden hem çevremden çok aldım. Ne yapacaksın şimdi? Fizik öğretmeni mi olacaksın? Falan gibi cevaplar alıyordum ama aslında öyle bir şey yok. Yani benim mesela balistikte çalışan fizik mühendisi arkadaşım var. Ulaşımda çalışan fizik mühendisi arkadaşım var. İşte TÜBİTAK'ta yazılımcı olarak çalışan mühendis arkadaşım var. Fizik mühendisi. Hepsi aynı bölümden mezun olmuş. Ya da işte medikalde ilerleyip şu an hastanede onkoloji anlamında çalışan arkadaşlarım var. Ya bu tamamen sizin kendi yöneliminiz, kendi karakterinizle alakalı bir şey. Ne yapmak istediğinizle alakalı. Çünkü hayatta baktığınızda her şey fizik. Bütün mühendislik fizikten ibaret. Yani bunun içine inşaatı da koyabilirsiniz, her şeyi koyabilirsiniz. Bu birazcık sizin nasıl yol almakta istediğinizle alakalı. Yani kariyeriniz buna göre şekilleniyor ve düzenleniyor. Benimki de bu şekilde gidiyor diyeyim. Peki. Bir üretim mühendisi neler yapar? Biraz açalım mı orayı? Tabii. Ben şimdi ilk işe başladığım zaman benim işim hani gün içinde makinelerin neler yaptığını, başlarına neler geldiğini takip etmekti vardiya defteri üzerinden. İşte saat kaçta çalışmaya başladı, ne zaman durdu, işte ne zaman mola verdi, işte arızaya geçti mi, geçmedi mi? Hani bu verileri toplayarak makinelerin kapasitelerini, çalışma kapasitelerini, daha sonra verimliliklerini hesaplama üzerine bir mühendislik işiyle ben başladım. Daha sonrasında artık bu makinelerden aldığımız ürünlerin bir de bir kontrol aşaması var tahmin edersiniz. Ve o kontrol aşamasında bu sefer çıkan hurdaları takip etmeye başladım günlük olarak. Daha sonra bunları aylık periyotlarda da Pareto denen milyonda bir hata hesabı dediğimiz bir hesabı yapmaya başladım. Ve aslında üretimimizin kalitesini bir anlamda yürütmeye başladım. Harika. Aynı zamanda da tabii hani otomotiv sektörüne aşina olan izleyiciler anlayacaklardır. Hani 5S
çok kaizen, işte sürekli iyileştirmeler, hani bunlar çok kullanılan terimlerdir. Audit dediğimiz, denetim dediğimiz bir plan vardır. Biz tabii işte kaliteli laboratuvarımız olsun, işte final kontrolümüz olsun, sürekli bunların auditlerini yapıyorum. İşte 4 haftada bir olacak şekilde plana uygun mu değil mi değerlendirmelerini yapıyoruz ve bir radar diyagramı çıkartıyoruz. Bunları da ben takip ediyorum ve prosesini ben yönetiyorum diyebiliriz. Daha sonrasında şundan da bahsedebilirim. Biz tabii ki kök neden analizleri yapıyoruz. Yani sonuçta final kontrolden çıkan sonuçlara bakıyorum, hurdalara bakıyorum ve en çok hurda neyde çıkmışsa ona bir aksiyon almak istiyoruz. Ve bu aksiyonu da team formatı açarak alıyoruz. Team formatı ne diyeceksiniz? Team formatı şu kök neden analizi yapıyoruz. Yani bu hatanın en dibine kadar iniyoruz. Yani biz bu hatayla neden karşılaştık? Tabii bunun birçok etmenleri var. İşte insandan kaynaklı olabilir, makineden kaynaklı olabilir, ekipmandan kaynaklı olabilir. O başlığın altında artık köküne inene kadar neden diye sormaya devam ediyoruz. Bulduktan sonra da alacağımız aksiyona karar veriyoruz. Alıyoruz bu aksiyonumuzu. Daha sonrasında da o makineden çıkan o referansı günlük olarak ben takibini yapıyorum. İşte kaç adet çıkmış, hurda çıkmış mı çıkmamış mı? Yani aldığım aksiyon bir iyileştirme olarak sonuç gösterdi mi, göstermedi mi diye. Tabii ki bir termin süresi belirliyoruz. İşte 2 hafta olur, 3 hafta olur. Bu şekilde başarıya ulaşmaya çalışıyoruz. Ve yaptığımız işte de her alanda da hani 5S'i benimsiyoruz, standartlaştırıyoruz. Bunun için de gerekli denetimleri ben yapıyorum iş yerinde. Hani şu anda bir iç denetçi sertifikam yok. İnşallah ilk sertifikamı yakın bir zamanda alacağım. Daha başlamadım eğitime. Ama hani şu anda alaylı olarak yetişiyorum diyebilirim. Harika, başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür Peki her meslekte böyle o meslektaşlarınızdan ayıran bir özellik vardır. Kendinize kattığınız var mı? Sizin meslektaşlarınızdan ayıran bir özelliğiniz? Vallahi yani meslektaşlarımdan ayıran, ben sabırlı bir insan olduğumu düşünüyorum. Hani beni onlardan ayıran bir şey mi bilmiyorum ama hani benim için hani başarının ölçütü kesinlikle kazandığımız para ya da title'ımız değil. Ben tutunabiliyorsam, istikrarlı devam edebiliyorsam hayatımda bu benim için başarıdır. O yüzden de hiçbir zaman kendime ait hissetmediğim bir yerde kalıp yanlış bir kariyer yapmadım. Yani radikal bir karar alıp gerçekten kendime ait hissedeceğim bir yerde olmak istedim ve şu an oradayım. Çünkü bana çok emek veren bir müdürüm var ve gerçekten alanında çok iyi bir insan. Telefonların hiç sustuğunu bugüne kadar duymadım. Herkes danışmak için kendisini arar. Hani çok teknik bir adam. Ve ondan çok şey kazanıyorum. Yani hani hem stres yönetimi olsun, insan yönetimi olsun, hani bürokrasi olsun. Hani sadece işim aslında safi mühendislik değil tabii ki. Hani orta düzey yönetici olarak geçiyorum şu anda. Ve üst düzey bir yönetici tarafından eğitiliyorum. Bu da böyle olunca tabii ki bana çok fazla deneyim kazandırıyor. Herhangi bir problem yaşadığımızda şirketle alakalı ya da bir kalite problemi yaşadığımızda aslında nasıl aksiyona geçmem gerektiğini, işte acil durum, eylem planlarım neler olması gerektiğini kendisiyle yaşayarak öğreniyorum. Benim için harika bir deneyim ve şu an istikrarlı bir şekilde devam ediyorum ve ait olduğum yerde olduğumu düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Harika. Peki ileriye dönük var mı hedefler, neler yapmak istiyorsunuz? Yani şöyle, üretim gerçekten aslında takip etmesi çok eğlenceli bir iş, kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ama kalite daha cezbedici geliyor bana. Hani bir kalite ve güvence mühendisine doğru kayabilirim. Zaten bu çok multidisipliner bir alan, otomotiv. Yani üretim kalitesiz düşünülemez, kalite üretimsiz düşünülemez. Aslında beraber çalışan iki disiplin. Ben şu an üretim kısmındayım. Kaliteye doğru ilerlediğimi düşünüyorum. Çünkü hurda analizleri, Pareto analizleri yapıyorum. Ve orada aslında biraz daha hani ilerleyip belki günün birinde bir şirketin müdürü olabilirim hani kalite anlamında. Böyle bir hedefim var. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Peki biraz da genç arkadaşlara mesajlar buradan alacağız sizden. Şimdi belki daha birinci sınıftır ya da mühendisliği seçmek istiyordur ya da hala hazırda okuyordur şu an. Evet. Neler tavsiye edersiniz? Bu mesleği yapmak isteyenleri de nasıl özellikler olması gerekir? Ben şöyle düşünüyorum. Otomotiv sektörü çok hızlı bir sektör. Yani bir sorunla karşılaştığınızda anında aksiyona geçmeniz gerekiyor.
Biraz hızlı düşünmeniz, analitik düşünmeniz gerekiyor. Ama sizi hep zinde tutan, dinamik tutan bir sektör. O yüzden ben kesinlikle mühendis arkadaşlar otomotiv sektörüne hiç düşünmeden hani girmelerini tavsiye edebilirim. Yani sizi hantallaştırmayan, olduğunuz yerde saydırmayan, sürekli sizi kendinizi geliştirmek zorunda bırakan bir meslek. Çünkü her zaman çözmeniz gereken bir sorun olacak. Her zaman üstesinden gelmeniz gereken işleriniz olacak. Ve zaten her gün bir deneyim olacak yani. Çünkü her gün başka bir şey yaşıyor olacaksınız iş yerinde. Bir mühendis kendisini otomotiv sektöründe çok iyi geliştirebilir. Tabii ki hani çok çeşitli mühendislik alanları var, dalları var. Hani teorik olarak ilerleyecek işte akademik kariyer hedefleyen insanlar için bir şey diyemem. Ama otomotiv sektörünü düşünen arkadaşlar için böyle bilgiler verebilirim. Evet. Kendi deneyimim yani. Deneyim çok önemli mühendisler için değil mi? Hiç evet. Boş durmamak lazım. Stajlara çok önemli, dikkat etmek lazım. Evet, kesinlikle. Aslında benim yaptığım stajla şu an çalıştığım alanın hiçbir alakası yok. Ben hızlandırıcılar üzerinde staj yaptım. Hızlandırıcı merkezinde yaptım. Bu merkezde Ankara Gölbaşı'nda bir merkez ve aslında Almanya Dresden'deki lineer hızlandırıcının birebir replikası orada. Ama şu an yapım aşamasında. Ben de tabii orada oranın Ar-Ge'sine katıldım. Yani benim için eğlenceliydi, çok inanılmaz bir deneyimdi. Çünkü ilgimi çeken bir teknoloji. Umut ediyorum ki en yakın zamanda faal olur. Çünkü Türkiye ekonomisini yaklaşık %20 kadar en azından genişletebilecek, büyütebilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Aynı zamanda radyasyonlu kanser hastaları için kanser ilaçları üretebilecek bir teknolojiden bahsedebiliyoruz. Yani umudum orada çalışan hocalarımın ve arkadaşlarımın aslında başarıya ulaşması. Ben biraz radikal bir karar alıp şehir değiştirdiğim için biraz da beni o otomotive yönlendirdi diye tahmin ediyorum. Harika. Peki Elif Hanım, çok güzel bir sohbetti. Var mı son olarak izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey? Ya söylemek istediğim şey mühendis arkadaşlarıma kesinlikle dışa dönük olsunlar, sosyal olsunlar, hiç endişe etmesinler. Kendilerini gösterdikleri sürece eminim yolları da kendileri kadar güzel olur diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben katıldığınız teşekkür için. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten mühendislik çok fazla deneyim gerektiren bir meslek diyelim. O sektörde, o meslekte ne kadar fazla deneyim yaşarsanız ileride o kadar çok o deneyimler sizi besleyecek. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle çok fazla çalışmak ve mühendislerin biraz Eylül Hanım içe kapanık olduğunu ima etti. O yüzden dışa böyle açık, diğer departmanlarla çok iyi ilişkiler içinde olursak bu da bizi farklılaştıran bir özellik olur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.